TRT Kent Radyo İstanbul'dan ve ben Mine Ayman'dan herkese merhabalar. Yeniden buluştuk. Şükür kavuşturana 21.05 saatimiz. TRT Kent Radyo İstanbul'dayız. Frekansımız 106.8. En iyi konu sohbet başlıyor. Duyduk duymadık demeyin. Teknik yönetmenlerim Ebru Bal Dezgahçı ve Murat Dezgahçı. Yayın koordinatörüm ise Tarkan İbrahim Soylu. Ekip olarak hazırız. Şahane bir geceye hazırız. Çünkü iki süper konuğu birden bu gece ağırlayacağım sevgili dinleyiciler. Az sonra Petek Dinçöz geliyor. Hiçbir yerde bulamazsınız. Yani Petek Dinçöz geliyor. Ne muhabbet ne muhabbet. Hazır olun muhabbete. TRT Kent Radyo İstanbul'da olacak. Bu buluşmaları kaçırmayınız efendim. Çok keyifli bir programa hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öyleyse hadi başlayalım. Haydi şimdi gel diyelim Petek Dinçöz'le ve o da gelsin burada olsun. DJ Cihat Uğurel'le birlikte feat yaptılar. Gümbür gümbür bir şarkıyla yeniden müzik dünyasına merhaba dedi. Hadi haydi şimdi gel gelsin efendim. Oh gümbür gümbür bir Emrah klasiği bir de Petek Dinçöz'den dinleyin. Az sonra Petek Dinçöz burada. Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan, özledim sözlerini şimdi gel. Gözlerin vardı en buruk anda gönlümü ısıtan, özledim gözlerini şimdi gel. Şimdi gel. Bekliyorum seni çok özlüyorum. Sensiz geçmiyor ki hiç günler. İstiyorum seni çok seviyorum. Canımsın sen benim artık gel. Haydi şimdi gel. Sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel. Yalnız kalamam ki. Haydi şimdi gel. Kollarına al beni şimdi gel. Ah şimdi gel. Haydi şimdi gel. Sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel. Yalnız kalamam ki. Haydi şimdi gel. Kollarına al beni şimdi gel. Ah şimdi gel. Sıcak ellerime dokunan, özledim ellerini şimdi gel. Yüreğin vardı benim için çarpan deli yüreğin, özledim aşkını şimdi gel. Bekliyorum seni çok özlüyorum. Sensiz geçmiyor ki hiç günler. İstiyorum seni çok seviyorum. Canımsın sen benim artık gel. Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki. Haydi şimdi gel, koklarına al beni şimdi gel. Ah şimdi gel. Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki. Haydi şimdi gel, koklarına al beni şimdi gel. Ah şimdi gel. Mine Ayman'la Eni Konu Sohbet devam ediyor. TRT Kent Radyo İstanbul'dasınız sevgili dinleyiciler. Petek Dinçöz'ü dinlediniz. Haydi şimdi gel dedik. Geldi. Geldin. Hoş geldin. Hoş sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyorum. Tüm TRT dinleyicilerine, TRT ailesine buradan kocaman sevgilerimi yollamak istiyorum. Burası benim için çok özel bir yer. Sen de öylesin. Çok teşekkür ederim canımsın. Vallahi ne sevindim gördüğüme. Çok güzelsin yine. Teşekkür maşallah ederim. Sana. Ay, hep tane. Çok güzelsin. Bütün sırları veriyorum. Bugün evet anne adaylarına nasıl zayıfladım doğumdan sonra. Ha, neler şaka oldu? Gibi ya. Hani hiç mi fark olmaz? Hani ki öncesini biliyorum.
Önceden tanıyorum hani. Biliyorum hiçbir fark yok doğumdan çok sonra. Maşallah. Hatta daha da yaramış mı desek acaba? Haydi şimdi olabilir gel mi? Bana yaradı Mine. Bebek gerçekten. De yaradı. Şarkı da yaradı. Aslan, İrfan Aslan'a haydi şimdi gel dedim. Evlendikten sonra. Rabbim dualarımı kabul etti. Ne güzel, gönlüne göre. Amin. Eşin var, o da burada, ne güzel ve mutlu mesut. Harika bir yuva oldu. Evet evet, çok her şükür. Her şey yolunda çok şükür. Süper. Bir davetteydik. Dedim ki hayatım hadi beraber gidelim. O normalde hiç gelmez. Çok mu yapıştı mikrofon? Normalde hiç gelmez benimle böyle hani konserleri, işlere çok seçer, hani işi olmadığı zaman gelir, günlerini uydurur. Dedim ki hani gel bak TRT ailesine, Kent Radyo'ya konuğuz, beraber gidelim. Haydi şimdi gelle, sana misafir olduk. Vallahi ne güzel yaptınız ve tabii bu şarkının mimarı DJ Cihat Uğurel de burada. Evet. Hoş geldin evet. Cihat. Merhaba, hoş bulduk. Sürpriz yaptık dinleyicilerimize, evet. Cihat da geldi. Vallahi çok güzel olmuş altyapı. Teşekkür ederim. Altyapı tabii senin eserin. Cihat'ı ama bu arada yani gençler çok iyi biliyor. Bu hani tabii kulüplerden. Üniversite kulüplerden evet. Türkiye'nin çok iyi önemli kulüplerinin DJ'liğini yapıyor. Süper. Sevgili zaten Cihat. Daha önce de projeleri oldu Cihat'ın. Evet. Aslına bakılırsa evet. Ama bu iş daha bir başka olmuş yani. Çünkü ben varım bir tane. Aynen. Kolay, ben şaşırdım zaten Petek Dinçöz öyle kolay kolay. Feat hani ben daha önce hiç hatırlamıyorum. İlk ya, kez değil ilk mi? İlk defa yapıyorum. Ya dedim ki daha yaşım genç. Sevgili menajerim Tülay Kırdemir'le oturduk. Dedim ki Tülay'cığım bak ben evet evlendim, anne oldum. Ama benim yaşım genç. Ben dedim Türkiye'de DJ kim var dedim. Bana araştır. Bu işin profesörü ustası kim? O da Cihat dedi. Cihat'a süper. Gittik. Dedim ki Cihat'cığım bir az soliste çalışmaya ne dersin? Kardeş. Vallahi ben de kardeş ilk, ne dedin? Ülkede çok büyük işlere imza atmış bir sanatçı. Ya kişisel olarak sevdiğim bir sanatçı mıydı? Evet. Süper. Takip ettiğim böyle yapmıyordun değil mi? Bak burada kozlarımızı paylaşırız. Yok gerçekten ilk duyduğumda da çok heyecanlandım. Hatta haydi şimdi gel orada spontane gelişti. Biz hani bir şey yapalım diye yola çıktık. Ne yapalım ne yapalım derken orada araştırırken Tülay Hanım'ın da bize şey oldu, akıl verdi bayağı bir sağ olsun. Haydi şimdi geli hani Petek aslında karar verdi. Hani çok çok güzel Cihat, hadi bunu yapalım hadi bunu yapalım. Orada hemen oturduk stüdyoda, hemen klavye falan böyle akor makor, aa baktık güzel gidiyor hadi yapalım falan olduk. Başladık yapmaya, bir anda çıktı işte. Yani şarkıyı bulan Petek Dinçöz. Evet. Şimdi bu şarkı nereden? Hayatım bu şarkı Emrah şarkısı. Tabii söz müzik onun değil ama hani. Evet. Söz Hülya Şenkul. Bu şarkıyı bilmeyen yoktur Emrah'tan tabii. Ama. Söz Hülya Şenkul, müzik Özkan Turgay. Ben de Emrah şarkısı diye biliyordum işin gerçeği. Evet evet, sözler aynen. Falan onun beste onu zannediyorduk ama sözü bestesi. Şimdi çocukluğumuzdan işini, beri ne güzel yapmışlar şarkıyı. Çok çok hepimizin dinlediği, beraber büyüdüğü şarkılar vardır. Bu şarkı da benim çocukluğumun geçtiği bir şarkı aslında. Aynen. Kaç az sene, mı dinledik az çok, mı? Çok. Az mı Emrah gibi dans etmeye çalıştık? Çocuktum ya ben 12 yaşında falandım galiba. 11-12 yaşındaydım. Haydi şimdi gel çıkıyor. Dedim ki evet ya çocukluğumuza geri dönelim. Gençlerimize bu güzel eski şarkıları sevdirelim. Neden olmasın dedim. Pop sound'lu bir altyapılarla. Evet. Güzel değişik yani, bir. Yani Petek'in de burada çok sonuçta Petek tür sanat müziği evet, söylüyor. Evet, repertuar çok pop, geniş. Assolist bir kere assolist yani. Assolist ve stüdyoda gerçekten ona çok iş düştü. Hani okumalar yapılırken ve o kadar kolay altından kalktı ki hani hiç zorlanmadık ve bildiğiniz pop okudu. Hani dinlerken yemin ederim dedim ki burayı nasıl okuyacak acaba dedim. Çünkü zor, hani zor bir şarkı, bir de Emrah'tan duymuşuz ya. Evet. Bakıyorum müthiş uyumuş yani. Hani hiç rahatsız etmiyor. İşte coverların biliyorsunuz sıkıntısını. Biri hele de çok çok popülerse, birinden kulağa dolmuşsa onu değiştirmek çok sıkıntı olabiliyor. Hı. Allah Allah dedim, nasıl söyleyecek hani burayı bu şekilde, hani sesine gidecek mi de, hani ilk dinlemede. Hı. Öyle bir bakarsınız ya, aa nasıl okumuş bu şarkıyı. Hı. Çünkü bence cesaret isteyen bir şarkıydı. Hı. Çok güzel okumuşsun. Çok teşekkür gerçekten ediyorum.
okumalara özellikle dikkat ettim. Süper okumuşsun. Çok teşekkürler. Çok güzel tepkiler geliyor. Hem kendi Instagram adresime hem Cihat'ın Instagram adresine. Evet. Sevgili Tülay'ıma ulaşıyorlar. Çok güzel tepkiler geliyor. Biz de gurur duyuyoruz. Sıcağın sıcağına daha ilk radyo programımız. Yaşasın. Uğurlu gelsin inşallah. İlk sohbet. TRT Kent Radyo İstanbul. Valla ben çok beğendim. Ağırladığım için de acayip mutluyum. Zaten petekliğin çözüyor. Ben çok seviyorum. Teşekkür ederim bir tanem. Klibimizi beğendin mi? Klibi ayrı geçeceğim. Klip nedir öyle? Beğenmez miyim? Böyle hayranlıkla izledik yani. İnanılmaz. Bu arada PDFC ailem şu anda Petek Dinçöz Fan Club dinliyordur. Biz ne kadar aileyiz. Çok sevenin var. Çok ne kadar çok aileyiz. Mesaj. Dünden beri mesaj. Onlara da zaten şarkı da yollayalım yani. Evet, yollayalım. Birazdan evet, birazdan gelsin şarkımız. Peki ben klipte bu arada ikiniz bir aradasınız tabii klipte. Tek orada bir başka bir Petek var. Evet. Yani her zaman çok güzel ama burada biraz daha asi mi diyeyim, daha böyle çılgın mı diyeyim? Hı hı. Bu imaj çalışmasını kim belirledi? Sevgili zımbalar, evet, kabarık evet. Şey saçlar. Ben her ne kadar dış görünüşüm evet Alaturka'da olsa biraz, çünkü hani uzun sarı saçlar, işte ne bileyim, bir dönem biliyorsun taktığım halka küpelerle, yaşımdan büyük giyinmemle, ağır makyajlar yapmamla. Tabii danteller, pullar falan. Aynen. Bir az solist kimliğini taşımak zorundaydım. Bu, hı-hı, çok büyük bir yüktü benim için ama çok keyifli bir yüktü. İyi ki de az solist, evet, en geç Türkiye'nin en genç az solistiyim. Ama pop şarkıya da ağırlık vermek istedim. Bu yaşımın avantajını kullanmak istedim. Dedim ki ben Işıldız otellerindeki özel, tabii, gecelerimiz gençlerin dinlemesi için ne yapmam lazım? Böyle bir çalışma yapıp onlara dolaşmak istedim. O yüzden de yurt dışında Avrupa'daki konserlerimiz de olacak. Turnelerimiz de soranlar olacak. Soranlar olmuş konserler, hı-hı, olacak mı diye zaten. Kesinlikle olacak. Oraya da gideceğiz. Yani ben hem kulüpte çıkıp hem güzel güzel bu şarkılarımı okuyacağım. Haydi, hı-hı, şimdi gel okuyacağım. Eski şarkılar var. Sevgili Gülşen'den de var. Yani bir sürü arkadaşımızın seslendirdiği şarkıları da okuyacağız sevgili Cihat'la birlikte. Bir yandan da bir bakacaksın, deri pantolonunu, kotunu çıkartmış, yine uzun tuvaletini giymiş astrolist olarak da göreceksin. İkizler burcunun faydaları. Aynen. İkizler çok yönlü. Bu arada bunun müjdesini vereyim. TRT haberi ben sunmaya başlıyorum. Sevgili Erkan'a buradan sevgiler yolluyoruz. Erhan şey, öyle mi? Flash. Evet. Haber de sunacağım diyorsunuz. Evet ya. Sevgili Erhan bugüne kadar emek verdi, sağ olsun. Ya çok güzel. Ama biz başlıyoruz TRT Ana Haber'de yarından itibaren. Ama bir şey söyleyeceğim, sunuculuk da çok yaptın. Çok. Şimdi mesela gelen şeylere bakıyorum, tweetlere. İşte biz çok özledik Petek Dinçöz'ü. İşte niye ekranda sus, yok? Bak, neden? Dinçöz dedim. Ben de Erhan'a Erkan dedim ya. Şey diyorlar. Neden diyorlar? Televizyonda artık daha çok görmüyoruz. Evet. Radyolarda çok daha fazla görmüyoruz, duymuyoruz. Hani bir yok oldu diyorlar falan. Şimdi bunu ister istemez bebekle ilgisi var mı? Ya tabii ki var. istedim ki doya doya tadını çıkartayım hamileliğimin. Hani o canlı yayın stresi olmasın, heyecanı olmasın, çocuğuma yansıtmayayım. Ne olur ne olmaz 3 saat canlı yayın yapmak çok tabii zor. Ben yeri geldi potumu kırdım, yeri geldi işte ne bileyim ay kusura bakmayın da dediğim çok oldu. Ama içi dışı bir insanım. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Tabii yani. Ve zaten bu yüzden seviliyorsun. Kadınlar da sana bayılıyor, erkekler de sana bayılıyor. Polyanna olmadım. Bakıldığında ki dinleyici kitlen, hı-hı, aslında her yaş neredeyse. Evet. Her evet tarz bakıldığında, hı-hı, bence çok güzel bir yelpaze. Çok. Kendimi çok şanslı hissediyorum ki Rabbim bana böyle bir yetenek verdi. Bu yeteneğimi de yavaş yavaş keşfettim. Ama uzun iletişim bir dönem uzmanısın aslında. İkizler burcu yani. Evet. Konuşmak için gelmişsin aslında. Doğru. Ya. Cihat yani da ikizler. Potlar kırsan da tabii konuşmak. Cihat da ikizler. İkizler buluştu. Evet. Siz şimdi bir iletişim patlaması yaşatacaksınız o zaman. Aynen. Her yerden çıkacaksınız. Üniversite konserleri, kesinlikle kulüpler. Kesinlikle. İçeride. Çocuk şarkıları nasıl evet mesela ya? Oğlum. Oğluma şarkılar adında sevgili Cihat yapacak. Ninniler şarkıya ninniler mı dönüşecek? Aynen. Hani var ya küçük kurbağa. Vay öyle o şarkılar bir, öyle bir bizim proje, öyle bir proje yapmışlardı. Hakan Eren en son yapmıştı öyle bir albüm. Birçok sanatçı toplandı. Çocuk onu kaptılar Petek ya.
Ama şimdi sen tabii yeni ki... bir küçük kurbağayı da yaptılar. Sana başka bir şeyle. Ya o zaman... Yeni şarkı bestelemekle. Ya satarım, bal satarım bir şekilde bulurum ben bir şarkı. Hepsini yaparız, sıkıntı yok. O zaman yani artık boşluk yok, ara yok. Astolist durumlar, ekstra durumlar değil. Şöyle söyleyeyim de Mina. Olacak, kulüp de olacak. Şöyle mi? Söyleyebilirim sana. Sağlığım el verdiğince, enerjim yettiğince evet kulüpte de sahne alacağım. Bir uçan balonun içinde bile sahne şarkı söyleyebilirim havada. Kapadokya'da. Konser verebilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani şey olsa, her yerde, her yerde istiyorum, işimi çok seviyorum. Severek yaptığım bir işin de mükafatını alıyorsun dinleyicilerden, izleyicilerden. Televizyon programı, evet televizyon programı yapacağım yine. Ona çok talep var ama. Çok istiyorlar seni ekrana. Ama İzdivaç, çünkü çok yakışıyorsun ekrana. İzdivaç programı yapmamı istiyorlar. Bununla ilgili... Aa. Evet. İzdivaç 15 gün içinde tabii ki işime alınca ben... 15 gün içinde sevgili Serkan Kodaloğlu'yla İrfan Oma gelin gidince... böyle bir durum oldu herhalde. Bu kadın bizi de evlendirsin diye diyorlar herhalde. O zaman ilk aday da benim. Aynen. Hep ben çok karşıydım bu izdivaç programlarına ama sen sunarsan bir düşünebilirim. Ben seni var ya bak bir şey söyleyeceğim. Bu kadar iddialıyım. 2 saat içinde İki evlendirmezsen. Saat içinde. Bu kadar. Cihat yapmaz mıyım? Yapar vallahi. Hiç. Süpersin. Hakikaten okey mi şu an? Başlıyor musun programa? Şu anda i̇zdivaç programına. Avrupa turnesiyle ilgili aldığımız yapacağız. Ama yine ben içine... Ne zaman yani? Bir sonraki Eylül evet, mü? Bir sonraki. Oo, tamam. Ama belki var. Bakarsın benim kafama eser tamam deyip de bir anda ekranda merhaba beni özlediniz mi de diyebilirim. Şey istiyorum birazcık da bu hamilelik döneminde sıkıntılı bir dönem de yaşadım ben. Çünkü bebeğimi aşağıda taşıdım. Boyun kemiğim ters olduğu için. Erken doğum riskim vardı benim. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Atlattım. Çok şükür. Çok şükür. Ama bu süreçte yaşadıklarımı da paylaşmak istiyorum. Aslında bir sağlık programı aynen, da olabilir yani. Aynen. Kadın kuşağında. Kadına dair her şeyin konuşulduğu bir programın olmasını istiyorum. Bence programına şu anda. Neyi diyor ya? Neyi? Seni seviyorum karıcığım desene. Ay çok şükür. Kaldı yalnız Cihat. Peki DJ Cihat Uğurel kaç yıldır kulüplerdesin? Ben 27 sene bitti. Maşallah ya. Evet. 27 sene. Dünyalar güzeli bir kızı var. Dünyalar güzeli bir eşi var. Hayır konuya geçeceğim. Geçemiyorum. Sıkıştırdı. Kocacığım seni çok seviyorum. Serkan Kodaloğlu. Konuyu buraya çekmeye çalışıyorum. Yardım etmiyor. Bilerek etmiyor. Ay çok iyi. Peki şimdi bu Haydi Şimdi Gel. Daha çok yeni bir proje fakat hemen dikkatleri üzerine çekti. Klip daha 6 günlük falan. Sevgili Erkan Naz çekti klibimizi. Süper. Klibi detaylı az sonra konuşalım ama şunu sormak istiyorum. Şimdi bu iş güzel oldu ya daha 6 günde bir haftada hemen bir hareket var ya. Daha sonra yine bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Cihaz ben çünkü uğrayacağız birazdan. Ama bir başladık şey söyleyeceğim. Zaten. Bak çocuk şarkılarını yapıyoruz. Gerçekten. Daha espri değil bu. O ayrı bir tane söyleyeyim mi? Hayır sakın. Söyle mi? Sus. Bir tane yabancı sus. Bir şarkı yapacağız. Bir İbrahim Tatlıses cover'ı da istiyoruz. Tam devamı da söylemedim olur. Ki ne oldu? Yabancı bir şarkı dedim. Hani Petek yabancı şarkı da söyleyecek. Daha önce söylemişti. Bu başka. Başka. Tabii. Bu çok başka ama. Tabii sıfır yapacağız bunu yani. Bu hiç kimse bilmiyor. Ondan sonra bir tane de hadi yine söyle. Bir cover daha TRT, yapacağız. TRT Mine'ye özel, TRT ailesine özel. Kent Radyo'ya söyle. Bir tane Arapça bir şarkı var. Oh. Onu aldık hatta. Oh. Şimdi aranjesine başlıyoruz önümüzdeki hafta. Bildiğimiz bir şarkı mı? Bir kısım biliyordur ama hı-hı. Herkesin bilmediği bir şarkı. Sözleri kim yazacak? Türkçe sözler. Sözler, orijinal sözleri kullanacağız ama değişik bir şey yapıyoruz Arapça biz. Arapça okuyacak. Bir kısmında söz, sıfır söz yazdırıyoruz. Bir kısmı da sıfır sözlü olacak yani. Bunun kararını da şöyle aldık. Instagram adresimde çok fazla Arap takipçimiz var. Süper. Dedik ki bunu niye değerlendirmiyoruz? Niye onların ortak diliyle güzel bir proje yapmıyoruz? Hem Türkçe hem Arapça. Bir de sahne için biz bir şarkı yapmıştık Arapça. Çok sevdiğimiz... Baba. Çok sevdiği şarkıyı. Hı hı. O kadar çok şey geldi. Yani bu Haydi Şimdi Gel kadar tepki aldı Arapça şarkısı. İlgi de olunca hemen hazırlıklara aynen. Başladınız. Aynen. Bu arada bir de Gel O Zaman diye bir şey var. Hı hı. O da çok yeni aslında bakıldığında. Yani birkaç aylık bir şarkı ve orada da inanılmaz bir Petek Dinçöz var yani. Hı hı. Birazdan onun klibini de ve bu şarkının klibini de konuşalım istiyorum ama. Şimdi bir Gel O Zaman diyelim mi? Diyelim hadi. Bu arada...
Tabii çok teşekkür ediyorum Cihat sana. İyi ki geldin böyle yayınımıza. Süper oldu. Ben teşekkür oldu. Ederim. Bence çok... Şimdi Cihat'ı uğurluyoruz ama Petek Dinçöz burada, merak etmeyin. Orada biz bir fotoğraf çekilelim. Siz de bir önceki single'ı dinleyin. Gel o zaman diyelim. Hatta arkasından bir de Tadilat, ben çok severim ya. Tadilat'ı hadi. Çok seviyorum. O da gümbür gümbür bir pop şarkı, evet, yani. Evet. Hani Petek Dinçöz yeni pop şarkı yapmıyor yani. Uzun zamandır aslında. Bu derece değildi. Hafif hafif adımları gelmişti. Bu derece Cihat'la olduğu tamam. gibi değildi. O zaman gel o zaman diyelim bir de. Haydi şimdi gel. Gel o zaman. Böyle bir hep bir böyle bir çağırmadı. Bir gel durumu. Sonrasında da Tadilat. Sonra en iyi konu sohbette Petek Dinçöz'le birlikteliğimiz devam edecek. Ayrılmayınız. Mine Ayman'la Eni Konu Sohbet devam ediyor. Eni Konu Sohbet'teyiz sevgili dinleyiciler. Petek Dinçöz'le böyle koyu sohbetteyiz. Arada da neler konuşuyoruz. Ay gıybet. Tövbe yarabbim. Yok canım. Mine beni bozdun sen. Aşk o. Ben değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Şehrazat şarkısıydı bu Tadilat. Evet. Bu arada şaka bir yana o kadar çok şarkım var ki. Evet. Hani bence bayağı istikrar da evet. var aslında. Çok üretmişsin, çok söylemişsin. Arımaya. Bakıldığında hani belki bir sene sessizlik oldu ama öncesi hep bir 6 ayda bir şeyler var yani. Verdiğim çok büyük bir söz var. Sevgili PDF'ci aileme. Onlar hep beni ekranda görmek istiyor. Hep müzikle uğraşmamı, çalışmamı istiyorlar. Bu işi bırakmamı asla istemiyorlar. Hı-hı. Yani ben de şunu diyebilirdim, aman evlendim çocuğuma bakayım oturayım. Yo, bence her kadın çalışmalı. Hı hı. Kesinlikle hem evdeki huzur için. Çalışan kadın bu sefer biliyorsun şeye sarmıyor. Ama ne oldu ne bitti de çoraplarını oraya mı çıkardın da falan, öyle bir şey olmuyor. Petek Dinçöz'den taktikler. Taktikler. Mutlaka işinizi gücünüzü bırakmayın. Kesinlikle. Sonra ya eşe sarıyor, tabii. ya eve sarıyor, ya aynen. çocuğa sarıyor. Psikolojin bozuluyor falan. Tabii. Bunu yapmıyorsun. Yok. Çünkü mutluluğu, kendi mutluluğunu ve aile mutluluğu için çalış. Kesinlikle. Bir de çok şanslıyım. Neden şanslıyım? 10 yıldır tanıdığım, artık benim bir parçam, menajerim Tülay Kırdemir'le. O da çok çalışkan bir kadın. Tam bir beyin fırtınası. Süper. Biz çok kocaman bir aileyiz. Benim menajerim de öyle, eşiyle çok güzel bir evliliği var, çocukları var, benim öyle. Biz kocaman bir aile olarak kesinlikle dedik ki evet, ben bu işi bırakmıyorum ve yoluma devam ediyorum dedim. Seviliyorum, çok şanslıyım. Beni sevmeyen de vardır tabii ki. Herkes zaten severse bir tuhaflık var bu işte. Tabii ki. Ya eleştirileceksin de. Sevmeyen ya hepimizin var. Var kim, muhakkak. Kim %100 sevilen biri. Ya bu Türkiye'nin mega starı Tarkan'ı bile sevmeyen var yani bakıldığında. Olabilir. O yüzden de. Kaldı ki ben seviyorum, o ayrı ben konu. Ben de ama. Çok seviyorum. İşte ona bile duyuyorum ya, yok olmamış falan diyorlar ya, hastasıyım yani. Ya olabilir. İşte kimse kimseyi sevmek zorunda evet, değil evet. yani. Şu anda evet. bizi dinleyenlerden bu arada bütün taksi şoförlerimize, hepsine, bütün şoförlerimize sevgiler olsun burada. Selamlar, sevgiler. Ben arada bir taksiye biniyorum. Mesela arabayı bakıma verdiğim zaman falan. Bir de seviyorum da sohbet etmeyi onlarla. Sen sohbet insanı zaten. Tabii. Ne oldu, ne bitti? Hani siyaset, politika, sanat camiası. Değil, dışarıdan da haber alıyorsun aşıklar. Tam ikizler. Tam ya. İkizler. Haber versin, haber alsın. Aynen. Ya şapka, gözlük, kapşon takıyorum. Ya Petek Dinçöz'ü seviyor musun abi? Sen şaka. Ne diyorsun? Hani, şaka. Haydi yapıyor şimdi, musun bunu? Tabii. Haydi şimdi gel diye bir şarkı yapmış. Petek Dinçöz'den kurtulur. Sağ ol, korkulur. Sen tanı canım. Gerçekten yapıyor musun bunu? Yapıyorum. Soruyorum. Bakıyorum. Ama nereden tanıyorlar biliyor musun? Sesimden. Ama sesin evet çok belli. Konuşunca hemen hop diyorlar. Bir de saçlar falan. Saçı saklıyorum bile. Canım. Topuz, hemen kapşon, bir gözlük. Ama fiziği nereye saklayacaksın? Eşofman, kaç spor kişide ayakkabı. Bu boy poz, bu zerafet teşekkür var. Ediyorum. Sen şimdi biraz konuşunca tanıyordur tabii ki. Tabii. Bir de kesin seviyorlardır seni, hemen seviyorlar. Tanırlar yani. Onların ailesini hani evin kızı gibi olduğum için artık
Tabii ki zamanında sanat camiasından bilip ya da bilmeden kalp kırdığım insanlar olmuştur. Hı-hı. Olmamasına imkan yok. Dediğim gibi Pollyanna değilim, bir maske takmıyorum. Herkes beni sevsin sevsin diye. Ki çok zorluk da atlattım bakıldığında sanat hayatında. Tabii bir ki. Sürü sıkıntıyla uğraştım tabii bakıldığında. Ki. Gün yüzü görmedin, tövbe estağfurullah ya, anca çok şükür yani. Çok şükür. Rahat erdin bakıldığında, hem çok şanslısın hem şanssızlıkların da oldu bence, yaşadığın aksilikler, tatsızlıklar. Tabii ama yıkılmadın, ayaktasın. Geçmiş döneme aslında asla bakmıyorum. Süper. Çünkü geçmişindeyim. Tabii ki. Onun için duvar gibi, kapı gibi bir hani kadın olmak tabii zorundayım. Tabii ki. Ben de güzel işlerle birlikte, hani güzel işlerle anılmak istiyorum ki ileride oğlum desin ki hani anneciğim ne güzel işler yapmışsın, seninle gurur duyuyorum desin inşallah yarabbim. İnşallah, inşallah, süper. Yo, çok hırslısın da ben. İşte ara verdin, bir şeyler yapmadın falan. O arada gündemi takip mutlaka ettin değil mi? Tabii kim ki. Ne yapmış, ne ediyor falan. Hani nasıl buluyorsun son çıkan işleri, ya da hani illa birinin birine ismini geleceğim de gel. Yok, birinin ismini sormuyorum. Yani sence gidişat nasıl müzik sektöründe? Yani memnun çok, musun gidişattan? Çok tüketim var. Çok güzel işler mi var, yoksa aman ya bir şey de yok mu diyorsun? Birini çok, sormuyorum özellikle. Şu anda yani evet ya hani, da ne bileyim. Onların yaptığı bütün albümleri hemen alıyorum, takip ediyorum, repertuarlarına bakıyorum. Yani baktığın zaman var, kötü yapan da olabilir ama herkesin bir dinleyicisi var. Bu pasta çok büyük bir pasta, herkes bir şekilde bir dilim alıyor. Herkesin dinleyicisi farklı, yeni nesilden insanlar geliyor, gençler geliyor, o çok güzel bir şey. Kıyasıya bir rekabet olacak ki başarılı işler yapasın. Çünkü klibinde acayip güzelsin yine her zamanki gibi. Teşekkür zaten ediyorum. Çirkin olduğum bir klip hatırlamıyorum ben de. Bu klipte enteresan bir şey var. Söylemeden edemeyeceğim. Söyle. Ne oluyor dedim ilk gördüğümde. Sonra baktım birkaç yerde daha var. Resmen yeni bir şey bulmuşsun. Yeni bir hareket. Aslında bu... Diz mi atıyorsun, tekme mi atıyorsun, bir şey yapıyorsun. Gel o zaman klibinde çok fazla nerede dans... Nerede bulmaya çalışıyorum? Figürleri vardı. Ve kıvrak kıvrak müthiş. Tülay dedi ki, Petek Hanım bu tamam okey güzel, siz dünyayı takip ediyorsunuz. J-Lo, Beyoncé işte hepsi ama dedi fazla Türk danslar vardı. Çıkardılar. Çıkardık. Allah. Çıkardık. Burada da var yine. Burada da var. Hayır, o klipte de acayip şeyler var. Bu çıkarılmış hali bu mi? Bu çıkarılmış tabii canım. Şimdi bu klipte de şöyle bir durum var. Evet, ben tamam hani bakımlı olmaya çalışan bir kadınım. Tabii her zaman. Ben çok güzel bir kadınım dedi, bir iddiam yok. Evet, benim de zaman zaman sabah kalktığımda aman Allah'ım bu ne çirkinlik dediğim günler de olabiliyor. O anda modun düşük oluyor, bir sinirlerin bir şeye bozuk oluyor. Saçını bile zaman geliyor taramak istiyor. Türkiye'nin en güzel kadınlarından birisin. Bir tanem. Çok yani, teşekkürler. Hiç şey açıklaman olmadı değil mi senin? İşte ben çok güzelim, aman en güzelim mi falan. Yok. Var yok diyor. Hemen kaşlarını kaldırmışım. Artık Astoris çıkmıyor Mine, Türkiye değil çünkü mi? Çünkü benim artık. Bir şansım vardı. Maxim'de kapandı. Artık Maxim yok. Yani evet, Maxim gazinosunda sahne aldım. Artık Fahrettin gazino Aslan'la. Yok diye mi Astoris çıkmıyor? Var yani mı öyle yok, bir şey? Yok, o gazino o kültürü. O zaman sen böyle kalacaksın. En genç evet. Astoris olarak değişmeyecek o zaman. Ya da biri gidecek çıkar. Gazino açacak. Aynen, bir gazino açılacak. Yeniler çıkacak. İnşallah da çıkar. Ben çünkü çok ben de eni kapatan... konu sohbette çok yaptım. Çok işte. No Name isimleri çok destekledik. Yani ön kapatan insanlar değiliz. Biz insanların önünü açmaya seven insanlarız. Kapı kapatmıyoruz. Ekmekle tabii, oynamıyoruz. Tabii, Allah tabii. korusun. Çok onu diyeceğim. Kötü. Şimdi baktığın zaman ekranda aa ne güzel makyajı, ne güzel saçı, ne güzel bakımlı kadın, seksi kadın diyebilirler. Evet. Ben işimin gerektirdiği yerde gerektiği gibi giyinmesini bilen bir kadınım. Benim eşim Isparta'nın çok sevilen ve çok saygı gören bir ailesi. Ben bir insanım. O yüzden de elimden geldiğince dans ediyorum, şarkılarımı söylerken keyif alıyorum, eğleniyorum. Ne kadar güzel, benim gibi güzel bir kadını da tabii. Ailece burada, keşke bebek de olsaydı valla. Aslan evde uyuyor. Peki bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Vallahi takdir ediyorum sizi. Yani yani kıskanmıyor mu eşiniz sizi? Bu kadar güzel bir kadın, bu kadar hayran var. Kadınlar da hayran, erkekler de hayran. Bir de klipte o danslar, o danslar yani. İşte. Yani şimdi ben önemli bir konuya değiniyorum galiba şu anda. Hiç kıskanmıyorum Allah aşkına işini. Çağır kendin sor hadi. Sorayım mı? Hadi aşkım gel ya, biz bizdeyiz gel. Söylüyorum, hiç kıskançlık krizi yaşadınız mı? Yani klip geliyor yüzünden. Mu?
Geliyor musunuz? Uyguluyorum. Geliyor musunuz? Ne diyor? Alarak artık ben de işte bir aynen. Ev ver bana. Bu arada evlenmek isteyenler TRT binasının önüne gelebilir. Mine ile evlenmekli olsun. Bak kesinlikle merhametli olsun. Evet. Merhamet çok önemli. Ve ben çok şanslıyım ki benim eşim 5 vakit namaz kılar. Allah kabul etsin. Ben rafta var mı? Dur evlendireceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Eğer televizyonda izdivaç programına başlarsam ben de o program ne kadar sevaptır güzel. Sevaptır. İnşallah. Valla Petek Dinçöz hazır. Bence çok yakında da ekranda izleyeceğiz. Hadi bir İstanbul gecelerine gidelim. Hadi. Senin yorumun.